O gece gideceklerdi. Kamran ayık gidelim dedi. Atranik itiraz etti. Olmaz. Niçin olmasın? Olmaz da onun için. Böyle yerlere boş kafayla gidilmez. Çok değil. İkişer kadehe atarız. Kafalarımız cilalanır. Aklımız başımıza gelir. Meyhanede zom oluncaya kadar içip apartman merdivenlerine serildiği günden beri ağzına içki koymamıştı. Aradan epeyce zaman geçti. Canı da istemiyor değildi. Sonra daha mühimi kafayı bulmadan açık açık konuşamazdı. En olmayacak işleri kafayı bulduktan sonra söktüğü bir gerçekti. Antrenik cevap bekliyordu. Kemran baktı, güldü. Bunun iyi ya demek olduğunu anlayan antrenikin neşesi arttı. Bize gidelim. Evde rakı var. Mezelik bir şeyler de alırız. Kamran'ın koluna girdi. Uçuyordu. Günlerden beri içinde kıvranan Rum kızını görecekti. Belki de kızla konuşacaktı. Kızı dedesinden koparabilirse ki bu hususta kendi cerbezesine güveni vardı. Dostluk, komşuluk hatta dostluk ve komşuluktan da ileri bir münasebet başlayacak aralarında. Sonra da Beyoğlu balık pazarının cıvıl cıvıl renk ve ses kalabalığını hızla geçtiler. Köşe başındaki kokoreççiden sıcak sıcak kokoreç manavdan elma portakal muz aldılar. Sonra apartmana geldiler. Vakit henüz erken olduğundan merdivenler alaca karanlıktı. Ama elektrik ihtiyacı duymadılar. Antrenikin eşyaları yeni pırıl pırıldı. Ceviz karyola, koltuk, kanepe, Orta masası, büfe, iskemleler, kan renkli kocaman halı, filan. kadınlarda güven hissi uyandıran zengin bir hovarda odasıydı. Kamran kanepeye yan geldi. İçi içine sığmıyordu. Tatlı bir heyecanla çarpan yüreğine rağmen sakindi. Antrenike baktı. Büfeden çıkardığı kesme, billur rakı takımını orta masanın üzerine koydu. Kadehlere rakı doldurdu. Büyük porselen bir tabakla meyve getirdi. Hiçbir zaman yumruk mezesiyle içki içmezdi. Kadın hususunda hiç de kalite aramadığı halde içki hususunda iş değişirdi. İçki usul ve erkanca süze süze sindire sindire içmekten zevk alırdı. Küçük ceviz masalardan birini kamranın önüne getirdi. Rakı takımını meyve tabağına küçük küçük kesilip pembe bir tabağa doldurulmuş kar gibi francalıyı ve kokoreçi koydu. Her şey tamamdı. Başlayabilirlerdi. Ellerini keyifli keyifli ovuşturarak Kamran'a baktı. Ne düşünüyorsun? Kamran içini çekti. Bilmem. Pis bir sıkıntı var içimde. Boş ver. Elimde olsa kolay. Şimdi atalım iki şarkade. Bir şey kalmaz. Antrenik susuz içerdi. Solu rakı bulantı veriyordu. Kamran da tersine. Susuz tek yudum alamazdı. Kadehlerini gavur kızının sağlığına kaldırıp tokuşturdular. İlk yudum kamranın içindeki pasa benzer sıkıntıyı silip süpürdü. Damarlarındaki kan hızlı hızlı dolaşmaya başladı. İri bir muzu sarı kabuğundan soyup ağzına olduğu gibi attı. Diliyle damağında ezerek tadını çıkara çıkara yedi yuttu. Antranik'te Kamran'dan geri kalmıyordu. Francala, kokareç, muz, portakal, elma, mandalina. Fakat dedi böbrek ızgarası, şiş, beyini salata filan da olmalı ki. Gözü birden ta karşı apartmanın penceresi önünde soyunan bir kadına ilişti. Karıya bak dedi. Kamran bak karıya. Kamran döndü gördü. Sordu. Kim o be antrenik? Güldü. Bizim Haçaduryan'ın gelinidir. Başladı kadının künyesini okumaya. Kadının kaç yaşında kaç kardeşi olduğu kimlerle konuştukları nerelerde buluştukları. Bu kadının niçin böyle pencere önünde soyunduğunu falan uzun uzun anlatırken Kamran iyi ama dedi. Adam bizi kovarsa ya. Antrenik Haça Durya'nın gelininden bahsediyordu. Kamran'ın sorusunu sırasız buldu. Ben ne anlatırım sen ne sorarsın be oğlum dedi. Kamran güldü. Valla Haça Durya'nın gelini değil değil dünya güzelinden bahsetmek. Güzel kendi burada olsa gene de hava arkadaş. Haydi öyleyse. Şerefine matmazel evde oksiyanın. İçtiler. Sen fena tutulmuşsun aslanım. Kötü ihtimalleri at kafandan. Adam adam gidip isteyeceğiz. Verdi ne hala. Vermedi mi? Vermedi mi ne olacak? O zaman da ona göre bir hal çaresi bulacağız. Farz edelim aksilik çıktı. Herif bizi kapıdan kovdu. Kovamaz dedi Atranik. Farz et kovdu birader. Kovamaz oğlum biz kovulacak kişi miyiz? Değiliz ama öyle farz et. Farz da edemem ama. Ee, o zaman, o zaman iş değişir. Nasıl? Düşündü, ölçtü, biçti. Ne cevap verebilirdi bilmiyordu ki. Kadehine sarıldı. Hele birer daha atalım. Attılar. Antrenik ağzındaki meyveyi şapırtata şapırtata yiyordu. Kamran ise cevap bekliyordu. Evet dedi, iş nasıl değişir? Antrenik nihayet kapışırız be Kamran dedi. Oho iş biz bütün sarpa sarar. Nasıl? Karakolluk oluruz. Olursak oluruz be evladım. Ne çıkar? Hem sana bir şey diyeyim. Sen çok evhamlısın. Çok da ince düşünüyorsun. Düşünmeyeceksin. Oluruna bırakacaksın işi. Bu adam bu kadar yabanidir. Kibar olurum var. Ha. Halden anlarlar. Birer tek daha attılar. Barba Komyanos tek başına şarap içiyordu. Fırından getirdiği kocaman somunu iri elleriyle ikiye bölüp lokma kopardı. Üzerine gereken işkembeciden aldığı doğranmış tuzlamalardan birini yatırıp şarap kupasına sarıldı. İki parçayı dişlerin arasında bir nefeste temizledi. Yeni lokmayı ağzına attı. Kaba beyaz bıyığının altında bir değirmen gibi ağır ağır işleyen sağlam dişleri lokmayı bir anda öğüttü. Yeni bir lokma daha attı ağzına. Onlar da bir önceki gibi çabucak öğütülüp kuvvetli mideye indi. Komyanos'un en sevdiği şarabını tek başına içmekti. Tek başına. Ne zaman böyle bir başına içse yüreği şaşılacak şekilde yumuşayıverir. Yüzünün sert çizgileri silinir. Gözlerinin içi gülmeye başlardı. Artık içinde pırıl pırıl gürül gürül bir başka alem başlamıştır. Hatıralarının en renklileri canlanır. Komyanos 500 bin. 1500 kiloluk bir silindir olmaktan çıkar. Böyle zamanlarda ağalar da dede yadigarı emektar silahla hayatına son verdiği kızını hatırlamış olabilir ama onu öldürdüğüne asla pişmanlık duymaz. Eğri yolda gezen kızını öldürmek zorundaydı. Bunun üzerinde durmaz bile. Dini bütün her Hristiyan onun gibi davranırdı, davranmalıydı. Hoş, şimdi böyle dini bütün babalar nerede? Komyanos'un kabuğuna çekilişi bundandır. Şarap bardağını tekrar doldurdu. Tam içerken dışarıda bir motor homurtusu. Bardağı yerine koyup yanındaki pencereden baktı. Bir taksi. Kapısının önünde durmuştu. İki kişi indi. Karanlıkta yüzleri belli olmuyordu. İki karaltı. Aynı boy, aynı kalıptaydılar. Kapıya geldiler. tokmağa vurmaya başladılar. Canı sıkılarak kalktı. Kimdi, kimlerdi, niçin, niye gelmişlerdi, ne istiyorlardı. Yüzünün tatlılığı geçmiş, çizgiler kuvvetlenmişti. Artık 500, 1000, 2000 kilo ağırlığındaki insafsız gaddar bir silindirdir. Gitti kapıyı açtı. Barba Komyanos iyi Türkçe bilmezdi. Yıllar yılı şuradan buradan kulağını çalınanları elinde olmayarak bellemişti. Antrenik, Kalispera dedi. Rumca bildiğinden değil, İstanbulluların hemen hepsini bildiği kadar. Adam hala bir şey anlamamış. Yüzlerine öfkeyle bakıyordu ki antrenik Türkçe. Sizinle biraz konuşmak istiyoruz dedi. Komyanos cevap vermedi. Karşısındakilerin Türk olduğunu anlamıştı. Rumca ne istediklerini sordu. Cevap alamayınca hızla evden çıkıp evi onlara bıraktı. Berikler şaşırmışlardı. Adam duvarının karanlığında kaybolunca Kamran fısıldadı. Nereye gitti bu be? Antrenik vallahi hiçbir şey anlamadım dedi. O bizim dilimizden anlamıyor. Biz onun... Kamran'ın aldığı alkol hemen hemen hiçbir işe yaramamıştı. Ayılmıştı. Çekiniyordu, titriyordu. Birden aklına Eudoxia ev geldi. Evde miydi acaba? Yani birkaç dakikadan beri aynı çatı altında mıydılar? Aynı havayı mı kokluyorlardı? Kız meydanlarda yok. Antrenik sahi ya dedi. Yatmış mı acaba? Ya yatmıştır ya da komşuya falan gitmiştir. Kamran hafifçe seslendi. Evdoksiya, kız evdoksiya. Bekledi. Cevap alamayınca az daha sonra da daha hızlı bağırdı. Gene cevap alamayınca evde yok dedi. Yok, yalnız kız değil. Koca heriften başka da hiç kimse yok galiba. Öyle görünüyor. İyi ama evi bize bırakıp nereye gitti? Kim bilir? Antrenik odaya yürüdü. Beş numara gaz lambasının aydınlattığı oda pek fakirdi sedir parça parça çullar üst üste konulmuş yataklar yalnız duvarda zırıltı bir tüfek asılıydı paslanmış demir kısımları yağlı yağlı parlıyordu antrenik duvarda asılı tüfeğe gitti yokladı hey babam hey dedi kamran nuh nebi'den kalma diye mırıldandı tüfek de herife benziyor kamran güldü sağ ya dev gibi kerhanici. tüfeği bile kendine göre İyi ama nereye gidebilir? Hem nereye gidebilir hem de maksadı ne? Evi bize bırakmayacak ya nasıl olsa gelecek. Bekleyelim. Belki de kızı varsa karısını çağırmaya gitmiştir. Belki de. Antrenik barba komyonusun demin tek başına şarap içtiği sedirin üzerindeki sofraya sokuldu. İri iri doğranmış tuzlamalar. Kocaman somun. Şarap içtiği iri bakır kupağı. Herifin her şeyi kendine göre, kendine göre dedi Gamran. Devin eşyası. Ama herif pek öyle korkunç değil. Değil. Yoksa evi bize bırakıp gitmez. Bizi içeri sokmazdı. Orman kibarı ne de olsa canım. Çeneye dalmışlardaki sokak kapısında bir takım fısıldaşmalar oldu. Kulak verdiler. Rumca konuşmalar. Dışarı çıktılar. Kapının önünde kocaman komyanos yanında genç erisi bir delikanlı. Kamran hamurkar Mihal'i tanımıştı. Buz kesildi. Mihal de onu tanımıştı. Taş bebeği hatırlatan renkli. Tombul yanakları ta kulak memelerine kadar kızardı. Kaşları çatıldı. Bir anlık şaşkınlıktan sonra Komyanos'a döndü. Romca çabuk çabuk bir şeyler söyledi. Komyanos'un suratı karışıverdi. Antrenikle Kamran'a dehşetle baktı. Mihal'e döndü. Sert sert emirler verdikten sonra evden çıktı gitti. Antrenikle Kamran şaşırmışlardı. Mihal de dahil. Üç kişi heybetli ihtiyarın çıkıp gittiği kapıya baka kalmışlardı. Mihal, nasıl kızdığını gördünüz, dedi. Antrenik niçin geldiğimizi bilmiyordu ki. Kamran'a bakıp gülümseyen Mihal, malum, dedi. Kamran'ın kulakları uğulduyordu. Birden sarhoş olmuştu Mihal'in karşısına dikildi. Ne söyledin ona? Mihal ürktü. Hiçbir şey söylemedim. Söyledin lan. Onu bize karşı kışkırttı namussuz. Mihal geriledi araya antrenik girdi. Ne oluyorsun be Kamran? Ne var? Anlayalım bakalım. Anlamayacak bir şey yok. Bu köpek. Mihal dikildi. Ağzını bozma. Şimdi ağzını. Evdoksiya, mevdoksiyo yok artık. Kamran sarsıldı. Araya antrenik girdi. Niçin yok? Evdoksiya uçtu. Nereye? Memlekete. Hangi memlekete? Atina'ya, Yunanistan'a. Kamran'ın sanki göğsünde bir şey koptu sendeledi. Antrenike tam zamanda tutulmasaydı düşecekti. Antrenik sımsıkı tuttu. Ne o? Ne o olursun? Kendine gel be evladım. Kamran'ı odadaki sedire oturttu. Tekrar Mihal'in yanına gitti. Ciddi mi söylüyorsun? Mihal iki yanına baktıktan sonra ne ciddi mi dedi. Sahiden Yunanistan'a gitti. Şerefsizim ki gitti. Peki ama niçin? Kamran'dan kaçırdınız. Bana göre havoş. Dedesi böyle istedi böyle oldu. Ona komyanas derler. Şakaya gelmez. Kamran artık şüphesi kalmamıştı. Kızı Atina'ya götüydürmüşlerdi. Sanki dünya tepesine yıkılmış gibi mahvolmuştu. Birden hüngür hüngür boşandı. Evdoksiyasız bir dünyada yaşamayı ne lüzum vardı bundan sonra. Antralik onu dışarı çıkarırken Mihal taş bebeği hatırlatan yüzüyle memnun bakıyor. Sadece bakıyordu. Kendi de çıktı kapıyı çekti. Kamran o günden sonra yemekten içmekten kesildi. Kendini büsbütün içkiye verdi. Antrenik. Sağlık olsun be evladım. Alt tarafı karı. Üzülmeyi değmez. Hani ne derler. Amasya'nın bardağı. Biri olmazsa biri daha. Dedikçe Kamran'ın gözleri doluyor. Yapma antrenik diyordu. Beni sen anla bari. Anlıyorum evladım. Aşıklık kötü şeydir bilirim. Lakin insanı yek ekmeğe muhtaç ettiği de vakidir. Kendini kapı verme. Ne yapalım? Bıraktı gitti işte. Demek sevme olmuş seni. Görünüş öyleydi ama Kamran gene de ihtimal vermiyordu. İmkanı yok diyordu. İmkanı olmayan nedir? Beni sevmediği için gitmesi. Öyle ama gitti. Gitmedi gibi geliyor bana. Ya götürüldü. Zorlama. Zorla mı? Zorla. Antrenik günler ve günlerce Kamran'dan ayrılmadı. Onunla meyhane meyhane dolaştı. Onu Beyoğlu'nun girilmesi en zor, en gizli randevu evlerine götürdü. Çeşit çeşit kızlar kadınlarla tanıştırdı. Ne yaptıysa nafile. Kamran Evdoksiye'yi unutamıyordu. Bu yüzden işini bile aksattı. Hatta bir gün az kalsın korkunç bir karambule sebebiyet veriyordu. Karşıdan hızla gelen yüklü bir kamyona tam bindirecekti. Kamran'ın akıl almayacak izahı, güç, harikulade usta bir manevrası, bir refleksi, daha doğrusu hem kendini hem de yüklü kamyonu kıl farkıyla çarpışmaktan kurtarmıştı. Kamyonun yanından balık gibi sıyrılıp geçtikten sonra çarpan kalbiyle bir kenarda durdurdu arabasını. Her yanından soğuk, buz gibi terler boşalmıştı. Evdoksiye'yi unutamıyordu. Duraklarda müşteri beklerken direksiyon başında dalıp gidiyor, Müşteri avlamakta hiç kimseyle yarış etmiyordu. Kazancı yarı yarıya düşmüştü. Müşteri kendiliğinden gelirse alıyor gelmezse boş veriyordu. Patronu bir gün Kamran dedi. Ne olacak bu işin sonu? Hangi işin patron? Ötekilerin yarısını bile kazanamıyorsun. İsterseniz arabanızı bırakayım. Hayır dedi patron. Arabamı senden iyisine verecek değilim ama Silkin şu derbederlikten biraz. Ateş gibi delikanlıydın eskiden. Cevap vermedi. Kamran işinin başına döndükten sonra Muşmula'ya benzeyen şoför Niyazi sevdalı dedi. Patron ilgilendi. Sevdalı mı? Sahi mi? Ötekiler de tahsik edince patron kuşkulandı. Fena hem de çok fena. Niyazi ekledi. Hem de öyle aşık ki duman tepesinden çıkıyor. Yemeden içmeden kesildi o artist gibi çocuk neye döndü görmüyor musunuz? Aptal dedi patron. İnsan karı yüzünden bu hale gelir mi be? Bu kafayla arabayı bir gün toslar bu andavallı. Aklına başka bir şey geldi. Kamyon meselesini anlattılar. Patronu kuşkusu arttı. Uzun uzun düşündükten sonra arabayı bir zaman için kamrandan almaya karar verdi. O sabah araba vermediler kamrana. Sebebini sordu söylediler. Patron arabayı toslamandan korkuyor. Bundan sonra hiç mi vermeyecek? Yok canım hiç vermemeyi de nereden çıkarıyorsun? Bu dalgadan kurtulup aklın başına gelince gene mesele kalmaz. Bu sırada patron da geldi. Seni severim bilirsin dedi. Bir zaman araba kullanma. Yalnız benim araba mı değil başka arabalarda da çalışma. Kare sevda belli olmaz. Toslarsın gençsin. Gençliğine yazık olur. Kamran boynunu büktü. Nasıl geçinecek? Nasıl yaşayacaktı? Gün kazanıp gün yiyenlerden de bir kenarda birikmiş parası da yoktu. Tekrardan işe başlayıncaya kadar idare etsin. Herkesler bir Rum kızını abayı yakmış. Elindeki avcundakileri yedirmiş. Sonunda Rum kızı bırakıp savuşmuş diyorlardı. Hele patronun arabayı elinden alış sebebi de yayılınca hiç kimse arabasını emanet etmedi. Tam manasıyla işsizdi. Günlerce başıboş dolaştı. Elindeki 3-5 kuruşu da içkiye verdikten sonra büsbütün zil kaldı. Antrenik'in dostça ilgisi olmasa, acından ölmese bile metaliksiz kalacaktı. Antrenik ufak ufak yardım ediyordu. Hem de asla yardım ediyorum kokusu vermeden. Ama ne zamana kadar sürüp gidecekti? O da tamamiyle yabancı biriydi nihayet. Apartmanın kirası da geldi çattı. O gün uzamış sakalı, düşmüş omuzlarıyla apartmana geldi. Yaşamaktan bıkmış, usanmıştı. Evdoksiyasız bir dünyada ne diye yaşayacaktı o da? odadaki eşyalar şu bu öyle manasızlaşmıştı ki. Yalnız resim Eudeksiyon'un zarif çerçeve içinden gülümseyen resmi. Gitti aldı uzun uzun baktı gözlerinden boncuk boncuk yaş döküyordu bu derbeder ömrü daha ne zamana kadar taşıyacaktı. Evdoksiyasız bir dünya yaşanmaya değer miydi? Artık ne olursa olsun bir şeylere karar vermeli, bir şeyler yapmalı. Bu ıstıraba bir son vermeliydi. Günlerden beri kafasına takılan ufacık pırıl pırıl bir tabanca hayali gene geldi. İçine oturdu. Kurtuluş bundaydı. Kamran'ı bu küçücük oyuncak kurtaracaktı. Anasız babasız yakın hatta uzak akraba yokluğuna şimdi de canından çok sevdiği Evdoksiya'nın yokluğu eklenmişti. Havasızlıktan boğulurcasına iç geçirdi. Elinde çerçeveli resim pencereye gitti aşağıya baktı. Tabanca olmazsa başka yollar da vardı ıstıraplarını dindirmek için. Bulunduğu pencere hayli yüksekteydi. Gözlerini yumup kendini yukarıdan aşağıya bırakıverirse beyninin üstüne düşer. Bir anda her şey biterdi. Fotoğrafı yerine götürüp koydu. Her şey bir anda biterdi. Evet hatta ayı kafayla değil sarhoşken yapardı bu işi. Hayatın en son içkisiyle ömrünün en son noktasını koyu verirdi. İçini çekti. Zoom oluncaya kadar kafayı çekmek için parası da yoktu. Allah belasını versin çalışmıyordu. İş vermiyorlardı. Adı kara sevdalıya çıkmıştı. Şoförlükten başka yapacağı iş yoktu. Elleri arkasında odanın içinde dolaşmaya başladı. Birden aklına antrenik geldi. Ona zaten hayli borçlanmıştı. Son olarak tekrar borçlanır. Aldığı parayla bol içki, bol bol meze temin eder. Kafayı çeker. Ondan sonra da veda mektubu yazıp pencereye yeri baştan gitti. Aşağıya baktı. Antreniki olan borcuna karşılık ondan taksitle satın aldığı kanepeyle koltukları bırakırdı. Eşyalarının geriye kalanını da ya Kızılay'a yahut Verenli Savaş Derneği'ni teberrü ederdi. Bu mesele değildi. Asıl mesele bu ölümü, kendi yüzünden olan bu ölümü Evdoksiya'nın işitip işitmeyeceğindeydi. Beyni parçalanmış kanlı cesedini hayalledi. Gazeteler bu resmi basarlardı herhalde. Yalnız Türk gazeteleri değil Rum'da gazeteler hatta belki Yunanistan'dakiler de basarlardı. O zaman haberi olurdu işte Evdoksiya'nın. Sigara arandı yoktu vazgeçti. Ne yapardı acaba? Ağlar mıydı? Üzülür müydü? Kendi sebep olduğu için pişman mı olurdu? Keşke o zaman kaçsaydım mı derdi. Yahut da hasta olur yataklara mı düşerdi? Evdoksiyayı hasta olup yatağa düşmüş farz etti. İri siyah gözlerinin akları sararmış. Elmacık kemikleri fırlamış. Boynu incelmiş. Rengi solmuş. İstemiyordu. Evdoksiyanın hastalanıp yatağa düşmesini bu hale gelmesini istemiyordu uzun kirpikli kara gözler çukurlarına gömülmemeli, rengi solmamalıydı. Onun için ölse bile o yaşamalıydı. Rüzgarlı eteklerini savurarak koşuşmalı, cıvıl cıvıl sesiyle Türkler çağırmalıydı. Evdoksiye'ye bu yakışırdı. Tekrardan sigara arandı. Ya patronu? Patronu ne derdi bu iş acaba? Belki de araba vermediği için pişman olur metresine, ya o derdi. Haberin var mı? Bizim Kamran kendini öldürmüş. Marika patronun elinden gazeteyi alır kanlı bir külçeden ibaret resme bakar merakla sorardı. Niçin? Niçin öldürmüş kendini? Patron cevaplardı. Bir Rum kızını seviyordu. Kara sevdaya tutulmuştu. Kızı kaçırdılar. Ben de arabayı elinden alınca yokluğa düştü. Ağrına gitti. Canına kıydı. Zavallı Kamran. Peki ama Nesini acıyorsun? Patronu herhalde şöyle derdi. Çok, çok namusluydu. Gözleri doldu, gerçekten de namusluydu. Bir taksinin üç tekerleği şoföre çalışır derlerdi ama bu sözün Kamran için olmadığını patronu herkesten iyi bilirdi. Hatta arkadaşları aptal demişlerdi bu yüzden de aldırmamıştı aptal değil. Namusluydu sadece. Hırsızlığın hangi biçimi olursa olsun elinden gelmezdi. Hırsızlığı kendine karşı hakaret sayardı. İsterse kimse görmesin. Kokusu çıkmasın. Kendi biliyordu ya. Arkadaşları ölümünü gazete okudukları zaman pek pek Allah rahmet eylesin çok saftı ama budalaydı bir parça. Lakin çok namuslu çocuktu derlerdi. Sonra sonra herkes işinin başına döner. Ertesi daha ertesi günler gazeteler yeni kazalar, yeni katiller, yeni intihar haberleriyle Cameron'ın hatırasını silerler kim bilir hangi tarihte İstanbul'un hangi meyhanesinde hangi arkadaş kim bilir hangi vesileyle onu hatırlayarak bir kamran vardı bir tarihte sizden iyi olmasın diye başlar kim bilir hangi müşterek hatıralarını anlatırdı. Birden eski şoför arkadaşlarından Hayri hatırladı. Aslan gibi oğlandı. Yumruğuna da sıkı. Bir bar karısı yüzünden kendi kendine vurmuştu. Ne oldu? Hiç. Üzerinden hafta geçmemiş vermişti. Kamran kendini öldürmenin hiçbir şey çözümleyemeyeceği kanaatine varmakla beraber başka çıkar yolda bulamıyordu. Arkasında gözyaşı dökecek bir yakınını bırakmadan ölmek. Annesini hatırladı. Şimdi sağ olsaydı Sağ olsaydı belki de intiharı falan düşünmez. Onun artık yalnız oğlu için çarpan ihtiyar kalbi üzerine başını koyar. Saatlerce ağlardı. Ah annesi sağ olsaydı. Halasından defalarca dinlediği annesini hayalledi. Yeşil, ipek, başörtülü. Dal gibi ince bir kadın. Şaşılacak bir hızla mekik oyası yapar gerge fişler. Koca evin tahtalarını günde birkaç su siler boş zamanlarında tatlı, yanık sesiyle türkü söylermiş. Annesi sağ olsaydı şimdi de gözünde gözlü köşede otursa, gene mekik oyası yapsa, gerge fişlese, Kamran akşamları işten döndüğü zaman kapıda karşılasa, arı kovanı gibi uğuldayan başını göğsüne çekip oğlunun saçlarını okşasa, kendini karyolasına attı, hüngür hüngür boşandı. Sonra uykuya geçti. Annesini rüyada görmeye devam etti. Başını annesinin göğsüne dayamıştı. İhtiyar kadın buruşup, mavi mavi davarlı. Ufacık eliyle oğlunun saçlarını okşuyor. "Yavrum" diyordu. "Yavranım benim." Yavran başını kaldırıyor, annesine osu olacak soruyor. "Benim babam niye yok anne?" Babam var evladım. Niçin olmasın? Nerede? Domlu Ne yapıyor? Düşmana karşı koyuyor." Başını annesinin göğsüne tekrar dayıyor. Artık bir şey sormuyor. Mangalda kocaman bir tencere sesli sesli kaynamaktadır. Pencerelerde savrulan karlar. Kamran tekrar soruyor. Anneciğim. Annesi yumuşacık sesiyle. Söyle yavrum. Evdoksiya'yı ya ben çok seviyorum. Gidip dedesinden bana istesene onu. Vermez evladım. Neden? Dinimiz ayrı da ondan yavrum. Hem onu Yunanistan'a kaçırmadılar mı? Antrenik diyor ki, kızın sende gözü olsa gitmezdi diyor. Evdoksiya beni sevmiyor muydu anneciğim? Seviyordu evladım, o da seni seviyordu. Seviyordu da niçin gitti? O gitmedi. Ya götürüldü. Annesinin göğsünden fırlıyor, koşuyor Antrenik'in dükkanına. Nasılmış? Kız seni sevmiyor, sevmse gitmezdi diyordun. Antrenlik ufacık bıyığı tilkiye benzeyen yüzüyle kurnaz kurnaz gülüyor. Peki ne olacak? Hiç. Annem kaçırıldı diyor. Yoksa kız seni çok seviyordu. Kamran kan tere batmış sayıklayarak uyandığı zaman pencerelerin kırmızı basma perdelerine güneş vurmuştu. Artık ne olursa olsun ölmeye karar vermişti. Evdoksiyo duysun duymasın, acısın acımasın, ağlasın ağlamasın. Patronun metresine ne derse desin yahut demesin vız geliyordu. İçindeki yaranın şiddetli acısına tahammülü kalmamıştı. Bu karanlık alemden artık kurtulmalıydı. Hele az önce gelen apartman sahibinin bana bak işinden atılmışsın, yarına kadar kiraya getirmezsen ben de buradan atarım demesi kurşun gibi işlemişti. Kamran nihayet bir taksi şoförüydü ama namusuyla yaşar. Hiç kimsenin on parasına tenezzül etmezdi. Bu yüzden de hiç kimse tarafından hakarete uğramamıştı. Demek yarın kirayı vermezse ev sahibi eşyalarını dışarı atacak. Rezil edecekti. Ya bundan sonra? Bundan sonra da hiç kimse iş vermeyecek. Verse bile kafasındaki hayalden kurtulamayacağı için dalga geçecek. Verilen işi layıkıyla yapamayacağından atılacaktı. Atılmak, kovulmak, burunlanmak. Bu muydu bundan böyle nasibe? Sokağa dalgın dalgın çıktı. Antrenik'in yolunu tuttu. Antrenik dükkandaydı. Kalantor bir müşteriyi kafese sokmakla meşguldü. Paris'ten Londra'dan örnekler vererek kan renkli oda takımının reklamını yapıyordu. Kalantor zatsa kafese geleceklerden değildi besbelli. Bereket karısına kızına. İlle kızı bir içim su, bir harika. Arada babasının kolunu çekerek baygın baygın babacığım diyordu. Bitiyordu antrenik. Utanma sahip olmasa kızın hatrı için beş parasız verirdi oda takımını. Öyle iç öyle tahrik edici bir sesti ki bu. Antrenikin yağları eriyordu. Sonunda adam pekala demek zorunda kaldı. Antrenik vurduğu partinin sevinciyle uçuyordu. Kan renkli oda takımının ambalajını yaptırdı, kamyonete yükletti. Adamlarından birisiyle sevk edip zorla kafese giren Kalantor'u, karısını, kızını, ille kızını yerlere kadar eğilip selamladıktan sonra Kamran'a döndü. Bu akşam bendesin Kamran. Kamran içini dertli dertli çekti. Ben de bunun için gelmiştim. Hala nereye gidelim? Kemran bezgin bezgin, içkiyle meze alır bize gideriz.'' dedi. Antrenik itirazı bastı. ''Olmaz, mümkün değil. Çalgılı, gacalı macalı bir yere gideriz.'' ''Hayır, bize gideceğiz. Öylesi iki karı bulalım.'' ''İstemem.'' ''Ha?'' ''İstemem. Bol içki, bol meze. Meze bol olmasa da olur.'' ''İçki bol olsun. Zom oluncaya kadar içeceğim antrenik.'' Antrenik şüpheyle baktı. ''Niçin?'' ''Canım öyle istiyor.'' Pekala evladım istediğin içki olsun. Öylece yapıldı. Güneş devrilirken Kamran odasında şerefe kadehler kaldırılıyordu. Her zaman az içip çok konuşan Kamran bugün çok içiyor. İçtikçe kabuğuna çekiliyor, içtikçe dili tutuluyor, dalgınlığı artıyordu. Antrenik buna dikkat etmekte gecikmedi Kamran. Her zamanki Kamran olmaktan çok uzaktı. Kadehini ağız ağıza doldurup dikiyor, boşu tekrar dolduruyordu. Arkası yarım.